Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 16.3 güncellemesinin son sürümüne bakacağız. Bu sürüm içerisindeki yenilikler neler? Kimler güncellemeli, kimler güncellememeli ve aynı zamanda performans ve pil nasıl gibi konuları ele alacağız. Aynı zamanda bugünkü videonun benim için çok özelde bir anlamı var. Bundan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Öncelikle bu güncelleme benim iPhone 14 Pro Max'ime 5.35 GB olarak geldi. Güncellemeyi indirdikten sonra herhangi bir yer açılmadı telefonumda ve güncellemenin içerisinde bir modem güncellemesi mevcut. Yapım numarasına bakacak olursak 20D47 olduğunu görebiliyoruz. iPhone için iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir şeklinde yazılar mevcut. Birinci özelliğimiz Apple bu güncellemede yeni bir duvar kağıdı ekledi. Buradan duvar kağıdı ayarlarına girip yeni duvar kağıdı ekle dedikten sonra Aşağıya indiğimiz zaman birlik diye bir kısım var. Bu birliğe bastığımızda Black Unity adı altındaki duvar kağıtlarını görmemiz mümkün. Bunun farklı farklı ve çeşitli renkleri mevcut. Mesela ben krem rengi olanı çok seviyorum çünkü buna benzer bir Apple Watch'um var. Şimdi Apple Watch demişken size günün sponsorundan bahsedeceğim. Günün sponsoru benim o yüzden lütfen videoyu geçmeyin. Günün sponsoru benim 1,5-2 yıldır üzerinde çalıştığım teknometre.com isimli web sitesi. Bu web sitesi sayesinde dilediğiniz mobil aksesuarı, matematiksel bir denkleme oturtulmuş puan uzman açısından değerlendirebilir uzmanından dinle seçeneği ile birlikte bütün ürünlerin kendine özel yani ürüne özel seslendirmeleriyle bu ürünlerin ne işe yaradığını anlayabilir ve gördüğünüz ikonların ifade ediliş biçimiyle de ürünün kritik özelliklerini tek bir yerde görebilirsiniz. Bu benim dediğim gibi iki yıldır geliştirdiğim bir sistem ve olabildiğince fazla ürünü sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla siteyi detaylı incelemek isterseniz veya az önce söylediğim gibi Black Unity Cordon almak isterseniz ya da diğer ürünlere göz atmak isterseniz mesela şu anda çok güzel bir karbon fiber kılıf var, gerçek karbon fiber. Benim günlük hayatta kullandığım kılıf. Bunun da yine detaylarını aşağıdan görmeniz mümkün. Ya da bu şekilde arkasındaki resmi kutunun içerisinden çıkan QR kodu okuttuğunuzda duvar kağıdı yapmanızı sağlayan değişik ürünler içinde bu siteye göz atabilirsiniz. Siteyi bugün açtım. Hepinizin geri dönüşleri ve destekleri benim için çok önemli. Bu yüzden siteyi bir ziyaret ederseniz bana geri dönüşlerinizi bildirirseniz çok memnun olurum. Hadi gelin videoya devam edelim. Bir diğer değişikliğe gelecek olursak buradaki yazı tipine bastığımızda gördüğünüz gibi yeni bir font eklendi. Kalın fontun birazcık daha köşeli bir hali. Duvar kağıdı ile ilgili değişiklikler bunlar. Sıradaki özelliğimiz iCloud'daki güvenlik anahtarı özelliği ile ilgili. Burada ayarlara girdikten sonra kendi adımıza basıyoruz ve buradan parola ve güvenlik kısmına geliyoruz. Parola ve güvenlik kısmına geldikten sonra güvenlik anahtarı ekle diyoruz. Güvenlik anahtarı kısmına geldiğimizde Fido özelliği olan güvenlik anahtarlarını telefonumuza artık ekleyebileceğiz. Bu bildiğiniz bir donanım şeklinde, bu soğuk Bitcoin cüzdanları gibi düşünebiliriz. Bir USB bellek oluyor ve bu USB belleği telefonumuza takarak yeni şifreler oluşturabiliyoruz ve böylece bu şifreyle gir çık gibi bunu anahtar olarak kullanabiliyoruz. Meraklısına güzel bir özellik. Bu özellik Türkiye'de tam olarak kullanılabiliyor mu bilmiyorum ama olduğunu bilmek yine de güzel bir şey. Yine iCloud özelliklerinden bahsetmek gerekirse Advanced Data Protection diye bir özellik vardı biliyorsunuz. İleri düzey veri koruma. Şu anda iCloud kısmına giremediğim için ben maalesef ki gösteremiyorum ama buradan yine ismimize tıklayıp iCloud'a geldiğimizde ileri düzey veri korumayı eğer açarsak verilerimiz her zamankinden daha yüksek dozda bir şifreleme ile korunacaktır. Tabi bu herkese tavsiye edilen bir şey değil o farklı kullanım amacı olan bir şey. Bununla birlikte iOS 16.3 sürümünde HomePod 2 desteği eklendi. Biliyorsunuz ki Apple geçtiğimiz haftalarda HomePod 2'yi çıkardı. Yeniden revize ederek ve bu revize sürecinin ardından iOS 16.3 ile birlikte artık HomePod 2'yi de kontrol edebiliyoruz. SOS kısmında bir özellik var. Ayarlara girdiğimiz zaman burada acil SOS kısmına tıklıyoruz. Acil SOS kısmına tıkladığımızda basıp bırakarak ara ve sessiz ara diye bir yenilik var. Sessiz arayı açtığımızda acil durum araması yaparken o garip seslerin ve titreşimlerin olmaması mümkün. Ama fark etmeden bu sefer de arayabiliriz. Bu da birazcık problem gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz Freeform diye bir özellik geldi. iPad'den ve diğer bütün cihazlarımızdan senkronize bir şekilde burada sınırsız bir tahtaya yazı ve not alabiliyorduk. Bu özellikle ilgili şöyle bir sıkıntı vardı. Yazdığımızda özellikle Apple Pencil kullanırken çok fazla takılma yapıyordu. Düzgün çalışmıyordu. Bununla birlikte bu problemler de artık çözülmüşe benziyor. Ben bu güncellemede biraz daha fazla kullandım ve bu problemlerin minimal olduğunu anladım dolayısıyla şu anda bu uygulamada da problemler minimuma indirildi. Şimdi bahsetmek istediğim özellik iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'le alakalı sürekli açık ekranla ilgili. Ayarlara geldiğimiz zaman burada yukarı doğru çıktığımızda ekran ve parlaklık kısmına gelirsek eğer aşağıda hep açık ekran diye bir şey var. Bu hep açık ekrana geldiğimizde duvar kağıdını göster diye biliyoruz. Böylece biz telefonumuzun ekranını kapattığımızda gördüğünüz gibi arkada duvar kağıdı görünmeye devam ediyor. Fakat bu güncellemeden önce arka plandaki görüntü çok sağlıklı bir şekilde görünmüyordu. Dolayısıyla bu da bu güncellemede düzeltildi. Telefonumuzun ekranını açarken bazen yatay yatay çizgiler gözüküyordu. Bu problemin çözülmesi de gayet güzel oldu. Apple bu probleme de dokundu. Ha ben bu problemi yaşayan birini görmedim. Duydum ayrı konu. Dolayısıyla hani ne kadar çok kişide vardı yoktu bir bilmiyorum ama Apple'ın buna tepki verdiğini bilmek de güzel. Bu arada 14 Pro ve 14 Pro Max sahiplerinin kamera ile ilgili problemler yaşadığını, garip garip sesler çıkarıp netlemediğini, kinetleme problemi bende de var birazcık. Görüyorum. Dolayısıyla bilginiz olsun böyle bir problem de yaşanmaya devam ediyor. Hatta telefonunu değiştiren arkadaşlarım var bunun için. Yine duvar kağıdından bahsetmişken bu gördüğünüz kısımlardaki araç takımlarıyla ilgili düzgün çalışmama, sonradan eklenme ya da çeşitli hatalar olması durumları düzeltildi. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçen gün maç seyrederken arkadaşlarımla birlikte görmüştüm. Telefonun pilini gösteren bir araç takımı koyarsak buraya ekranımızı açtığımızda buradaki çizgi sağa sola doğru uzuyordu sürekli. Hani bu tarz problemler olmaya devam ediyor ama bu güncellemeyle bunların da çözüldüğü söyleniyor. Bu arada teknometre.com üzerine benden talep ettiğiniz duvar kağıtlarını da ekliyorum. Dolayısıyla aşağıdaki linkten eğer yetiştirebilirsem tabii ki duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Siri adam akıllı çalışmıyor. Çok fazla problem yaşıyordum Siri ile. Ben hala yaşamaya devam ediyorum. Benim sesimi dinlemiyor. İşte hey Siri dediğimde cevap vermiyor. Hatta şu an bile cevap vermedi. Normalde biliyorsunuz hemen algılar. İşte aç diyorum açmıyor, kapat diyorum kapatmıyor. Dolayısıyla Siri'den hiç memnun değilim. Bu güncellemede de çözüldüğünü düşünmüyorum. Eğer siz de Siri'den memnun değilseniz, bu güncellemede çözülmediğini bilmenizi isterim ama düzeldiğini iddia edenler de mevcut. Müzik uygulamasına girdiğimiz zaman ve bir müzik dinleyeceğimiz zaman bunu yukarı attığımızda normalde bu dinamik adanın içine doğru girip kayboluyordu bir müzik çalarken fakat bazen bu özellik düzgün çalışmıyordu ya da bunu yaparken işte buradan mesela bir müzik açtığımız zaman açılıyken çok kasarak yukarı doğru gidiyordu. Bu problem de çözüldü bu güncelleme ile birlikte. Mesela buradan çal deyip attığımızda normalde bunun üzerine gidiyor. Ben çalmadığım için gitmedi ayrı ama bilginiz olsun. Bir de tabii ki her güncellemede olduğu gibi güvenlikle ilgili gelişmeler ve değişimler de mevcut. Şimdi gelin birlikte benchmark skorlarını bir inceleyelim. Buradan CPU'ya girdiğimiz zaman 1878, 1855, 5469, 5000 aşağı yukarı. Yani bunlara baktığımızda çok büyük bir gelişme olduğu söylenemez. Dolayısıyla kağıt üzerinde hala aynı performansı verdiğini söyleyebilirim. Compute'a geldiğimiz zaman da 15447, 15523 bu da aynı şekilde. Yani benchmark skorlarına baktığımızda kağıt üzerinde öyle çok büyük bir gelişme mevcut değil. Biraz da pil konusundan bahsedelim. Ben genel olarak iOS 16.3 olmasın ama 14 Pro Max'te gerçekten pil konusundan çok muzdaribim. Pil sağlığına bir birlikte şöyle bakalım hemen. Pil sağlığımın düştüğünü düşünmüyorum. Ben daha cihazımı yeni aldım sayılır zaten. Burada grafiğe baktığımızda son 10 günde %150 şarj gerçi bunlar ama %100 şarjla bakıyoruz. 9 saate yakın. Bakıyorum 8 saat, 7 saate yakın, 10 saat. Hele son günlerde 16.3'ten sonra 10 saat, 10 saate yakın şarjları almaya başladım. Burada bu arada telefonumu sonuna kadar kullanıyorum artık. Ama hani bu rakamlarda güzel. Buradaki aktivitelere de baktığınız zaman aradaki farkları da görebilirsiniz. Arka planda WhatsApp, arama WhatsApp, görüntülü WhatsApp bunlar gerçekten özellikle navigasyon gibi şeyler çok fazla pil ömrüme mal oluyor. Bunu da söylemekte fayda var. Pil olarak önceki sürümlerden daha iyi olduğunu düşünüyorum ama hala en iyisi bu mu diyecekseniz bence değil. Dolayısıyla pil konusunda 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Performans olarak bakacak olursak gerçekten tek tük hataları saymazsak çok iyi bir durumda sistem, hiçbir problemi yok. İşte Diablo olsun, Call olsun bütün oyunları çok güzel oynayabiliyorum. Adobe programları kullanabiliyorum. Ha benim telefonum 14 Pro Max olduğu için bunları zaten yapabilmeliyim. Hani bu da ayrı bir konu ama performans açısından da ben bu güncellemede yeterince memnun kaldım diyebilirim. Şimdi bu güncellemeyi kimler yapmalı ondan bahsedelim. Artık iOS 16.3'e geldiğimiz için yani iOS 16'nın ortalarına geldik. Bence memnun olmayan herkes bu güncellemeyi rahatlıkla indirebilir. Eğer iOS 16 kullanıyorsanız zaten indirin bu güncellemeyi. iOS 16 kullanmıyorsanız ve memnun değilseniz de bu güncellemeyi yine deneyebilirsiniz. Ama benim önemli işlerim var. Benim telefonumun işte küçük hatalara bile maruz kalmasını istemiyorum falan diyorsanız bence bu güncellemeyi yapmayın. Birazcık bekleyin. Ama herkese benim genel önerim şudur. Kısa vadede yani önümüzdeki bir hafta boyunca bence bu güncellemeyi kimse indirmesin. Bir bakın, yorumları görün. Özellikle bu videonun altına cihazlarınızda nasıl performans verdiğini de yazmayı unutmayın. Böylece diğer arkadaşlarımıza yardımcı olabilelim. Yani genel olarak bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Teknometre.com konusundaki desteklerinizi de bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.